etmemiz gereken şey, hiçbir şeyin senin varlığının tamlığının bir parçası olmadığı gerçeğidir. Hiçbir şey senin varlık ve tamlığının bir parçası değil. Bunu özellikle kendimize hatırlatmaya ihtiyacımız var. Ama hayatta bir şeyler parçamızmış gibi gözüküyor. Öyle hissediyoruz. Peki o zaman ne yapacağız? İki ihtimalden biri var. Ya benim hissettiğim doğrudur, ya da ben kendi kendimi yanıltıyorum, kendi kendime zulmediyorum ve benim bundan kurtulmaya, ayrışmaya ihtiyacım var. Bakın, peygamber insanlara vahiy mesajını tebliğ ettiğinde aslında insanlar niye bazı noktalara takıldılar ve hangi noktalara takıldılar? Takılanların hepsi istisnasız bir şeyleri kendilerinin parçası olarak gördüler. Mesela bir kısmı putları kendilerinin parçası olarak gördü. Bir kısmı atalarını kendilerinin parçası olarak gördü. Bir kısmı mevcut kabullerini kendilerinin bir parçası olarak gördü. Hatta çok ilginç örnekler vardır. Mesela bazen genç bir birey peygamberin getirdiği mesaja iman etmiştir. Ama anne babası muhalefet ederek, hatta işte açlık grevine gireriz, kendimizi öldürürüz eğer sen bu dinden vazgeçmezsen diyerek onu zorlamışlardır. Bazen anne baba Müslüman olmuştur, çocuk olmamıştır. Bazen atalarıyla insan karşı karşıya gelmiştir ve atalarını tercih etmiştir. Hatta işte yani biz atalarımızı izleyeceğiz. O bize uygun geliyor diyerek aslında ne yapmışlar? Kendilerini tanımladıklarını düşündükleri şeyleri bırakamamışlardır. Peki onlara bırakmayın diyen ne? İçlerinden geliyor. İçlerinden gelen güçlü bir şey var. Peki iman edenler ne yapmışlar? İman edenler o tuzakların farkına varmışlar. Hani çok güzel rivayet, ne kadar sahihtir bilmiyorum ama kitaplarda geçer. Hazreti Peygamber, o zaman yaşı emin değilim, 10-11 veya 12 olan Hazreti Ali'ye der ki, Allah bana bir vahiy mesajı verdi. Ben de bunu sana aktarıyorum. Eğer doğru bulursan iman et. Bakın, peygamber kendi evinde büyüttüğü, aynı zamanda amcasının oğlu olan Hazreti Ali'ye bunu diyor. Hazreti Ali de şöyle bir an, bir babama sorayım diyor. Sonra iki adım gidip geri dönüyor. Ya diyor, Allah diyor beni var ederken anne babama sormadı diyor. Ben ona inanırken niye anne babama sorayım diyerek iman ettiğini ifade ediyor. Şimdi bu nedir? Bu insanın varlığını doğru konumlandırması demektir. Varlığınızı doğru yere konumlandırmazsanız, yani olması gereken yere konumlandırmazsanız yanılırsınız. Daha doğrusu mevcut yanılgılarınız gerçek varlığınızın yerine geçer. Gerçek varlığınız örtülür ve gerçek varlığınızı unutmuş olursunuz. Bakın, kaybetmiş olmuyorsunuz ama unutmuş oluyorsunuz. O yüzden varlığınızın ayırdına varmak durumundasınız. Ben kimim? Bakın, insanlardan, ilişkilerden, bedeninizden,
yapıp ettiklerinizden, anne babanızdan, bütün ilişkilerinizden bağımsız olarak ben neyim, ben kimim? Tek soru budur. Bazı insanlar bana şöyle derler, ben de bundan hiç yüksünmüyorum. Hep aynı şeyi anlatıyor diyorlar. Evet, yani hep aynı şeyi anlatacağım. Çünkü bunun idrak edilmesinden başka bir ihtiyacımız yok. Yani bazı insanlar olur, işte felsefe tarihi anlatırlar. İşte 3 sene sürer, 5 sene sürer. Veya işte bilmem ne tarihi olur, onu size anlatır. Sinema tarihi, değil mi? Ne güzel. Gelirsiniz buraya, sinema ne zaman doğmuş, nasıl ilerlemiş, sessiz filmler nasıldı, bunu öğrenebilirsiniz. Egonun da çok hoşuna gider. Bugün ne öğrendin? O kadar çok şey öğrendim ki. Peki İsmail Acarkan'ın sohbetinden çıkana sorsanız bugün ne öğrendin? Ya yani aynı şeyleri anlatıyor. Diyor. Anlatabildim mi? Çünkü ego şöyle düşünüyor. Yeni bir şey mi öğrendi? Aslında dikkat etse yeni bir şey öğreniyor da. Fakat o kadar zihin yanlış bir yerden bakıyor ki aynı şeyin anlatıldığını düşünüyor. Ki velev ki aynı şeyi anlatıyor olsak bile bizim aslında anlamamız gereken şey zaten o şeydir. Yoksa ben bir ömür boyu felsefe tarihi öğrensem, bir ömür boyu sinema tarihi öğrensem, psikoloji tarihi öğrensem, evet bunlar asla böyle bilgi olarak küçümseyeceğimiz bir şey değildir. Ama çok net olarak söylüyorum. Bütün bu bilgileri bilseniz ama kendinizi bilmeseniz hiçbir şey bilmiş sayılmazsınız. Bakın çok net olarak bunu kendimize hem hatırlatmamız hem de bunun ne anlama geldiğini düşünmemiz gerekir. Tekrar ediyorum. Dünyadaki bütün bilgileri öğrenseniz, hepsi şu an beyninize kaydolsa ama kendinizi bilmeseniz, yani kendinizin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Ben kendim neyim? Bunu bilmiyorsunuz. Hiçbir şey öğrenmiş sayılmazsınız. Hani hakikate dair hiçbir şey öğrenmiş sayılmazsınız. Peki onlar bilgi değil mi? Tabii ki onlar da bilgi. Ama kendini bilmenin bilgisi başka hiçbir bilgiyle asla mukayese edilemeyecek bir şeydir. Bakın modernizmin bize attığı en temel kazık da budur. Bize o kadar devasa şey gösteriyorlar. Yani geçen bir arkadaş söylemişti. Ya ölçtüm diyor, en hızlı şekilde okusam ayda şu kadar kitap okuyabiliyorum. Benim PDF depomda bunun 1000 katı var. Ve üzülüyor. Neden? Çünkü bize öyle bir şey anlattılar ki bilgi sınırsızdır ve buna da olabildiğince artık ne kadar yapabiliyorsanız ulaşmaya çalışmalısınız ama ulaşamayacaksınız. Tırnak içinde o kadar çok bilgi var ki, bilgi çağındayız ve bilgi o kadar çok ki artık yetişemiyoruz. Öyle mi acaba? Hazreti Yunus ne diyor? İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Gerçek bilgi kendini bilmektir. Diğerleri değişen durumlara, geçici süreçlere ait bilgidir. O da bir bilgidir. Ona da saygımız var. Bu asla küçümsediğimiz bir şey değil. Ama bir şeyi başka bir şeyin yerine koyarsanız, hele hele kendini bilmenin yerine koyarsanız, orada Yunus Emre size dur der kardeşim. Dur, bu kadar da değil yani. O yüzden kendini bilmek bütün bilgilerin başıdır. Bunu bilirsen, diğerlerini bilmesen de büyük bir kayıp içinde olduğunu düşünme. Ama kendini bilmeye dair hiçbir şeyin yok,
Ama felsefe tarihini yutmuşsun, sinema tarihini yutmuşsun, psikoloji tarihini yutmuşsun, sosyolojiyi çok iyi biliyorsun ama kendini bilmiyorsun. Sen çok büyük bir kayıp içindesin. İstersen ciltlerle kitap yazmış ol. Kendini bilmek her bilginin temelinde, başında olması gereken bir şeydir. Kendini bildiğinde hayat olduğu gibi görünür. O zaman hayatı olduğu yerden okursun. Yanlış bir yerden bakmazsın. Örneğin, kötüler kazanıyor demezsin. İyiler çabuk ölüyor demezsin. Dünyada vefa kalmamış demezsin. Bundan dolayı içinde bir burukluk hissetmezsin. Benim bu hayatta kim anlayacak derdine düşmezsin. Bakın, niçin bu kadar şeyin derdine düşüyoruz? Çünkü kendini bilmiyoruz. Kendini bilseydin bunların hiçbiri ortaya çıkmayacak. Kendini bilseydin yalnızlık korkusu olmayacaktı. Kendini zaten bilseydin yalnız olamayacağını da bilecektin. Nasıl yalnız olabilirsin ki? Birin yanında ikincisi Allah'tır. İkinin yanında üçüncüsü Allah'tır. Nasıl yalnız olabilirsin? Ama egon diyor ki yapayalnızsın. Bu kimin bilgisi? Bu sahte benliğin bilgisidir. Ve bu sana zulmeder. Seni bir ömür boyu yalnızlık korkusuyla yaşatır. Bir ömür boyu o yalnızlık korkusu senin peşini bırakmaz. Ve sen sürekli ondan kaçarsın. Sürekli sevilmeme korkusuyla yaşarsın. Hatta bazı insanlar vardır. Ya ben çok seviliyorum, ne kadar mutluyum. Peki diyorum, sevilmesen ne olacak? Aa, çok kötü olur diyor, çok acı verici olur. Peki bu korkuyu sana kim yaşatıyor? Bu nereden geliyor? Bu ne zaman senin içine oturmuş bir korku? Bu ne şekilde senin içine yerleşmiş bir korku? Bunu eğer keşfetmezsen ve bunun sahteliğini görmezsen asla yol alamazsın. Sana yol gösteren o arzu ve korkuların olur. Din, iman, kitap nerede kalır? Onun basit bir enstrümanına dönüşür. O senin arzu ve korkuyla dolu hayatının basit bir enstrümanı olur. Mesela ben bazı insanlar tanırım. 3 sene, 5 sene beni aramaz, uğramaz, görüşemeyiz. Sonra bir gün çıka gelir. Anlarım ki bir derdi var. Bir derdi olduğu için şey yapıyor, geliyor. Ben bundan yüksünmek anlamında demiyorum. Şunu demek istiyorum. Egon seni aldatıyor, aldatıyor, aldatıyor. Bir gün çıkmaz bir sokağa giriyorsun. Orada da aslında ya bu benlik beni hep bu çıkmaz sokaklara sokuyor. Ben artık bundan yıldım. Bunun da ne mal olduğunu anladım artık. Bir çıkış yolu arıyorum. Bu niyetle gelse ne kadar mükemmel olur. Ama o niyetle gelmiyor. Biraz kendini rahatlatmak için geliyor. İşte dini biz böyle kullanıyoruz. Egomuzun verdiği rahatsızlıktan biraz nefes alalım ve biraz rahatlayalım diye istifade etmeye çalışıyoruz. Yani din benim varlığımın merkezinde yer almıyor. Öyle bir anlam taşımıyor aslında. Öyle geliyor bana. Sadece böyle kendimi rahatlatmaya çalıştığım, ya böyle çok bunaldım, bazı insanlar vardır böyle bana sorar. Böyle bunalır. Ya işte bir sohbet yok mu oraya gideyim? Ya sen bak gerçekten bir sohbet mi arıyorsun? Yoksa şu an çok bunaldın, biraz rahatlamak mı istiyorsun? Bakın bunu asla kınamıyorum. Fakat bu sahteliğe dair
farkındalığa çağırıyorum. Bu sahte bir şeydir. Buna karşı uyanık olmak durumundayım. Yani hani hep söylüyorum ya, Hazreti Muhammed'i Hira'ya çıkaran neydi? Yani ne zoru vardı? Hani günümüz tabirleri değil mi? Ne zoru vardı? Seni çok seven bir eşin var. Mükemmel bir hayat arkadaşın var. Hani bugünün çarpık ifadesini kullanayım, ruh ikizini bulmuşsun yani. Saygın bir insansın. Mekke'de saygı duyulan bir insansın. Tırnak içinde o dönemin sivil kuruluşlarında görev alıyorsun. İnsanların hürmet ettiği bir insansın. Çoluk çocuğun da var. Tırnak içinde çocuksuz da değilsin. Hani gidip bir yere çaput bağlayayım da çocuğum olsun gibi bir hikayen de yok. Derdin ne? Ne zorluyor seni? Şey de yok. Hani ya ben böyle kendimi ispat edeceğim. Mekke bana dar geliyor. Daha böyle büyük yerler falan. Öyle bir hikayesi de yok. Yani buna dair en küçük bir veri görmüyoruz. Onu Hira'ya çıkaran şey onun kendilik arayışıdır. Gerçek anlamda kendini bilme ve bulma arayışıdır. Ve bakın çok ilginç bir şey. Hazreti Hatice bunu çok iyi anlıyor. Yani şunu demiyor, ya bey ne yapıyorsun, işte neyin peşindesin, bak ne güzel mutluyuz falan demiyor. Hira'ya çıktığında onu zorlamıyor. Ya ne zaman geleceksin, telefon etmiyor, mesaj at demiyor, neredesin bileyim demiyor. O Hira'nın şeyinde, düzlüğünde bekliyor, bakın ne kadar büyük bir feraset ve nezaket var. Bekliyor. İnerse bir ihtiyacı olursa o ihtiyacını görmesi adına, yeme içmesi adına, susuzluğu adına elinden geleni yapıyor. Böyle bir bilince sahip. Bakın Hazreti Peygamber de bu bilinçte, eşi de bu bilinçte. Eşinin de şöyle bir hikayesi yok. Ya ne güzel işte 40 yaşından sonra bulmuşum böyle iyi bir adam. Hiç kaçırmayayım falan böyle bir hikayesi yok. Aslında her birinize böyle İslam tarihini versem, bir de yanına Kur'an'ı versem ve şunu desem, kafanıza göre bunu tekrar yazar mısınız desem, ilginç eserler çıkarabileceğinizi tahmin ediyorum. Yani acaba Hazreti Hatice'yi nasıl konuşturursunuz? Değil mi? Peygamberi nasıl konuşturdunuz? Ya işte böyle... Bu Mekke bana biraz dar geliyor. Bazı böyle bilim adamları vardır, tırnak içinde akademisyenler vardır. Veya böyle hocalar vardır. Bir türlü doymak bilmezler. Dinleyicilerini arttıracaklar, izleyicilerini arttıracaklar. Arkadaşlar lütfen abone ol tuşuna basın. Daha fazla dinleneyim. Mesela peygamberi, mesela bu insanlara versek peygamberi nasıl konuştururlar onu acaba? Mesela desek ki bunlara, ya bir düşünün. Peygamber acaba Hira'ya niye çıkmıştır? Bir empati yapın, değil mi? Empati kavramı da çok önemli. Bir empati yapın. Ne tür empatiler görürdük böyle uçsuz bucaksız empati şeylerinde, vadilerinde ne tür eserler çıkardı, değil mi? Ve sonra kendinize şunu sorun. Eğer ben peygamber gibi düşünmüyorsam, peygamber gibi davranmıyorsam, ben neredeyim ve o nerede? O benim peygamberimse ben niye buradayım? Yani mesela diyelim ki ünlü olmak istiyorsunuz. Şunu sormuyor musunuz? Aklınıza gelmiyor mu? Peygamber ünlü olmak istiyor muydu? Mesela işte çok uzun yaşamak değil mi? Organik beslenip çok uzun yaşamak. İşte insan 150 yıla kadar yaşayabiliyormuş arkadaşlar biliyor musunuz? Mesela ben bu konuda bir konferans versem epey dinleyici çekebilirim değil mi mesela? 150 yıl yaşamanın sırrı. Ne kadar çekici bir şey. Peki bir düşünün. Peygamber 150 yıl yaşamak istemiş mi acaba? Veda hutbesinde ne diyor? Ey insanlar diyor. Size tebliğ ettim mi? Ettim. 3 defa tekrar ediyor.
Ya Rabbi şahit ol diyor. Ben senin tebliğini ulaştırdım. Yani şunu demek istiyor. Eğer vazifem bitmişse ben bu vazifemin noktalanmasını arzu ediyorum. Tabii takdir senindir ama şey yok yani. Çok şükür rahatladık demiyor. Böyle bir hikayesi yok. Ya yani biraz da böyle bir rahat yaşayalım. Böyle bir hikayesi yok. Bir tatil rüyası yok. Böyle hikayeleri yok. Peki sizin var mı? Var. Peki o zaman siz neredesiniz? O nerede? O mu doğru, biz mi? Haşa demeyin bakın. Çünkü egonuz haşa demiyor. Zihniniz haşa diyor. Egonuz diyor ki ya onun haşa kafası o kadar basmıyordu veya o başkaydı. Yani o bizim gibi değildi. Ama bizim gibi değildi. Hani o biraz böyle kafayı biraz yemişti. Ama biz daha bilinçli varlıklarız. Biz bugün cep telefonu kullanıyoruz. Bir sürü bilgiye ulaşmışız. Birçok imkanımız var. Biz daha bilinçliyiz. Emin olun bakın nefsimiz bunu söylüyor. Bunu söylemiyor, söyleyemez. Ancak şunu diyor bile. Ne diyor? O peygamberdi diyor yani. Sen peygamber değilsin diyor. Onun altında ne var? Ne demek o peygamberdi? Neyi kastediyor? Ego. Ego neyi kastediyor? Yani seçilmiş bir kurgu. Yani onun sınırları benim. Yani onu ulaştığı yere asla ulaşamayacağım. Yok mesela o egoya bir sor. Sen de onun gibi seçilmiş olsaydın ve onun gibi bir hayatın olsaydı bunu kabul eder miydin? Mesela o fakirlik, o tahakküm, o taşlanma, taşlandığı zaman ya Rabbi bunlar ne yaptıklarını bilmiyorlar, onları affet. Mesela böyle bir şeyi kabul eder mi ben miyim? Ha, o zaman işte üçkağıtçılığı orada, onu fark edeceğiz. Yani bu ne demektir? Şu. Aslında o peygamberdi diyerek sanki onu yüceltiyorum. Ya ben haşa kimim ki diyorum. Ama alttan alta aslında egom diyor ki aman Allah'ım iyi ki beni seçmemiş. Yoksa ben hani anamdan emdiğim sütü burnumdan çıkarırdım diyor. Peki bunu diyen kim? Hani hepimizin egosunda böyle bir şey var. Bunu diyen kim? İşte onu bulmamız gerekiyor. Çünkü o ben Müslüman değil. O ben iman etmiyor. O benim peygamberi dahi yok. O kendi borusunu öttürmeye çalışıyor. Ama kenarda da peygamberi bir yerde tutmaya gayret ediyor. O da kenarda dursun. Hani Lazım biri demiş ya, şu halıları camiye götürün, şunu da demiş kiliseye götürün. Ya kiliseye niye götürelim? O da bir dindir demiş. Yani ne olur ne olmaz. Kendimizi sağlama alalım. Mantığı içinde demek istediğim, yani ne demek istiyorum? Aslında benliğimiz ikili oynuyor. Bunu hepimizin benliği için söylüyorum. Benliğimiz ikili oynuyor. Peki bundan dolayı biz kendimizi suçlayacağız mı? Hayır, kastettiğimiz bu değil. Aa ben çok kötü, berbat biriymişim, ikili oynuyormuşum falan. Hayır. İkili oynayıp bize zulmeden o benliği keşfetmem gerekiyor. Yani içeride bir üçkağıtçı var. Onu tutmam gerekiyor. Onu fark etmem gerekiyor. O ben değilim aslında. Anlatabildim mi? O ben değilim. O beni sürekli aldatan bir benlik. Bir taraftan Allah'ı, peygamberi bir yerde tutuyor. Bir taraftan da kendi borusunu öttürmeye çalışıyor. Dolayısıyla hani ne Allah'ı peygamberi tanıyabiliyorum, ne onun hayatını yaşayıp ne mal olduğunu görebiliyorum. İki arada bir derede gidip geliyor. İşte bu aldanışımızın temelidir. Buna karşı dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bir taraftan egomuz diyor ki, ya diyor bu dünyada kötüler kazanıyor diyor. E Allah da diyor ki iyiler kazanır. Burada bir ikilem var. Ama bu iki şeyi içimizdeki uyanık öyle bir arada götürüyor ki güya. Aslında bunlar ikisi bir arada gitmezler. Yani ya iyiler kazanıyordur ya kötüler kazanıyordur.
Bu dünyada da öyle. Bakın hiç peygamberde şu sözü görüyor musunuz? Arkadaşlar, bu dünyada kötüler kazanıyor ama merak etmeyin, ahirette iyiler kazanacak. Böyle bir ifade mi var peygamberin? Veya peygamber ehli dünyanın, münafıkların, kafirlerin kazandığına dair tek bir söz söylemiş mi? Dememiş. Peki benim için de bunu diyen kim o zaman? Kötüler kazanıyor. Gerçekten iyiler çabuk ölüyor. Üzülüyoruz o çabuk ölen iyilere. Uzun yaşayan, hatta tırnak içinde halk deyimiyle söylüyorum, başı bile ağrımamış böyle üç kağıtçılara, zalimlere karşı sanki onlar bir şey kazanmışlar. Yani hem zulmetmiş hem de başı bile ağrımamış. Peki sen şuna bakmıyor musun? Kim bu? Bu kim yani? Bu nasıl bir varlık? Bu kendini bilen biri mi? Bu varlığının kaynağını idrak eden biri mi? Bu hakikatle temas eden biri mi? Ne kazanmış olabilir? Yani kim ne kazanıyor diyebiliyor musun o benliğe karşı? Hayır. O benlik seni uyutuyor. O benlik diyor ki, bak diyor, kötüler kazanıyor diyor. Ve sen buna tıpış tıpış inanıyorsun. Sen bunu dediğin anda peygamberle taban tabana zıt bir yerde durduğunun da farkında değilsin. Eğer kötülerin tırnak kadar bir varlıktan, hakikatten, iyilikten, güzellikten, doğruluktan tırnak kadar bir şey kazandığını düşünüyorsan, sen peygamberle, Kur'an'la ayrı bir yerde duruyorsun demektir. İsterse onlar kazandıklarını düşünsünler. İsterse önüne gelip seninle alay etsinler. Bunu peygambere yapmadılar mı? Peygamberi ve arkadaşlarını bir boykota muhatap kılıp, işte bakın kazanan biziz. Bolluk içinde olan biziz, yiyip içen biziz, kaybeden de sizsiniz dediklerinde peygamber, ya evet işte arkadaşlar, kötüler kazanıyor ama merak etmeyin, ahirette biz kazanacağız. Bir de kalkıp sonra da bize bu gerçekmiş gibi, bu anlayış gerçekmiş gibi, müminler dünyada mutlu olamayacaklarını bildikleri için ahirette mutlu olacaklarını düşünüp kendilerini bununla avutuyorlar diyor. Halbuki ayet sana diyor, onlara iki cennet vardır. İman eden kurtulmuştur diyor. Peki ben iman ettim diyorum ama kurtulmamışım. Yani binlerce benlik beni kuşatıyor. O zaman içeride bir şey beni aldatıyor yani. Hem bana iman ettiğimi düşündürüyor, hem de beni kendi arzu ve korkularına mahkum ediyor. Hem merak etme diyor, sen iman ettin. Bak Allah, peygamber var diyor. Hem de bir diğer taraftan beni korkuların, arzuların, beklentilerin, hayal kırıklıklarının kaosunda, hapishanesinde tutuyor. Bu nasıl oluyor? İşte ayet bunu anlatıyor. Diyor ki, ey kendi nefislerine zulmeden kullarım, benim rahmetimden ümit kesmeyiniz. Ama neyi keşfediniz? Size zulmedeni keşfedin. Sizi arzularıyla ve korkularıyla baskılayan, sana hayatı olumsuz gösteren, seni mutsuz eden, onları keşfet. Niye mutlu değilsin? Bu mutlu olmak, lay lay lo oyun oynamak değil yani. Huzurlu olmalısın. Huzur içinde olmalısın. Hiçbir korkunun ve arzunun pençesinde olmamalısın. O üç kağıtçı benlikleri de keşfetmelisin. Ya işte onlar peygamber, onlar evliya, onlar ermiş. Ben evliya değilim. Nesin, eşkıya mısın? Ne olmak istiyorsun peki yani? Eşkıya mı olmak istiyorsun, evliya mı olmak istiyorsun? Evliyalığı bir kenara atıyorsun.
Çünkü egona ağır geliyor. Peygamberlik zaten o bambaşka diyorsun. Peki senin içinde saltanat kuran kim? Senin içinde sana tahakküm eden kim? Sana hedef gösteren kim? Sana ne tür hedefler gösteriyor? O hedefleri gösteren kim? Bunu keşfedebiliyor musun? Bunu ayırt etmek durumundayız. Ayırt etmediğiniz zaman bir kısır döngünün içinde ömür boyu kalmak ihtimali içinde olursunuz. Bunları sorgulamak durumundayız. Kötüler kazanıyor. Veya işte biz nefsimizi kontrol etmek zorundayız. Baskı altına almak zorundayız. İşte günah çok lezzetli ama yapmaman gerekir. Böyle bir şey olmaz ki. Ya Platon bile ne diyor? İyi, güzel ve doğru birdir diyor. Sen ne diyorsun? Diyorsun ki günah güzel ama haram. O zaman yapmam lazım. Sanki Allah seni güzellikten yoksun bırakıyor. Seni iyiden yoksun bırakan bir Allah'ın var. İyiden, güzelden yoksun bırakan bir Allah'ın var. Ya öyle bunu kabul et. Ya da benim içinde bir sahtekarlık var. Ben bunu çözmeliyim yani. Ben bunu çözmeliyim. Ne iyidir, ne kötüdür? Güzel olan nedir? Güzel olmayan nedir? Ayırt etmeliyim. Bunun farkına varmak durumundayım. Yoksa işte Kur'an bir vadide, sen bir vadide gidersin. Yani hatta ağzından hiç Kur'an eksilmeden de bunu yapabilirsin. Bakın çok basit. Allah Hazreti Yunus yıllarca tebliğ ettiği kavmine bir an kızdığı için Allah tarafından uyarı alıyor. Bizde kaç tane hoca görmüşsen hepsi ya dinleyenlere kızgın, ya niye daha çok dinleyicim yok diye kızgın, ya en çok niye beni dinlemiyorlar diye kızgın. Yani bu alimler balığın karnında değiller mi acaba? Bunu düşünmüyorlar mı? Yoksa farkında olmadan denize düşmüş ve balık tarafından yutulmuşlar mı? İşte hangi balık tarafından yutulduğumuzu keşfetmemiz gerekiyor. Yunus'u yutan balık, Yunus tarafından fark edilmeseydi ve Yunus o duayı etmeseydi, buradaki konu dua etmek, bak böyle bir dua et, sonra da kalkıp ya bir bakalım Yunus nasıl dua etmiş, biz de öyle dua edelim değil. O duanın bir ruhu var. O duanın bir hakikati var. O duanın hakikatini idrak edersen o zaman o balığın karnından çıkabilirsin. Yoksa bir ömür boyu eğer diyor o dua etmeseydi ebediyen onun karnında kalacaktı. Bu acaba balina mıdır arkadaşlar? Veya bilmem ne balığı mıdır? Kıyamete kadar hangi balığın içinde kalacaksın? Biz şu an hangi balığın içindeyiz? O balık sınırlı benlik algısıdır. Sınırlı benliğin korku ve arzularıdır. Benim balığım kim? Benim balığım ne? Ben hangi korku ve arzu balıkları tarafından yutulmuşum? Beni hangi balık yutmuş? Ben hangi balığın gözüyle bu dünyayı yaşıyorum? Bunu keşfetmek durumundayız. Keşfetmezsek kıyamete kadar o balığın içinde yaşarsın. Bazen Karacaahmet'te gezdiğim oluyor. Mezarın üzerine işte genç yaşta öldü, işte hayallerine ulaşamadan gitti diye mezar taşları vardır.
Bunlar nedir arkadaşlar? Bunlar bir balık tarafından yutulmuş ve ölürken bile o balık tarafından yutulduğunun farkında olmayıp o balığın kaleme aldığı yazılar. İşte gençliğini yaşayamadan bu dünyadan ayrılan mahzun ve kederli bilmem kim. Bu nedir? Bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir bilinç? Değil mi? Mesela ölüm bana geldiğinde içimde böyle bir sevinç, tamam, böyle hafif bir burukluk, işte sevdiklerimizden ayrılacağız falan deyip hafif bir buruklukla birlikte derin bir sevinç olması lazım değil mi? Ölüm benim için bir müjde olmalı değil mi? Bakın Kur'an'da geçer. Yahudiler derler ki biz Allah'ı seviyoruz ama ölümden en çok korkanlar onlardır diyor. Bu ne demek? Bu şu demektir. Allah'ı seviyorsan ölüm senin için bir müjdedir, bir lütuftur, bir ikramdır. Neden? Çünkü bu dünyanın geçici ve sınırlı eklentilerinden kurtuluyorsun. Bedenin sınırlılığından kurtuluyorsun. Bu sebepler aleminin karmaşasından kurtuluyorsun. E peki sorayım ben şimdi. 3 gün sonra öleceksin dense ne yaparım? Gene ben peygamber değilim deyip nereye kaçacağım? Değil mi? Yoksa şeyi mi düşüneceğim? Niye bana geldi ki? Daha önce sırası olan başkaları vardı. Ben gencim. Benim daha yaşım kaç ki falan mı derim? Yoksa elhamdülillah. Kusurum, günahım da olsa Rabbime kavuşuyorum. Kusurum, günahım da olsa Rabbim beni temizler. Çünkü egonun bir de şöyle bir sahtekarlığı var. Ya çok günahım var. Sen ondan mı korkuyorsun? Allah seni affetti. Ölecek mi? Ölmeyi sevecek misin? Gene sevmiyor. Bakın orada gene bir üçkağıtçılığı dönüyor orada. Diyor ki günahım var o yüzden korkuyorum. Tamam, Allah günahlarını bağışladı. Bağışlasa ölüm senin için tatlı gelir mi? Bunları niye soruyoruz? Bunları içimizde bize zulmedeni keşfetmek için soruyoruz bakın. Yani tırnak içinde ne kadar berbat tipler olduğumuzu anlamak için değil. İçimizdeki zalimi keşfetmek için soruyoruz. İçimizdeki o zalimi bulursak, o bize oyun oynayanı, her şeyi çarpıtanı bulursak, o zaman gerçekten peygamberi anlayacağız. Gerçekten peygamberin baktığı gibi bakacağız. Gerçekten peygamberin algıladığı gibi hayatı algılayacağız. Yeter ki o sahtekarı keşfedelim. O sahtekarı keşfettiğin an kendine zulmetmekten de kurtulacaksın. Çünkü o bir ömür boyu sana zulmetmekle iş gören bir yapı. O korkular, o arzular, o beklentiler, o hayaller, o kurgular, bütün bunlar sana zulmeden sahte benliklerdir. Onları keşfettiğin zaman zulümden kurtulacaksın. Zaten İslam'ın maksadı ne? Seni zulümden kurtarmak. Seni başkalarının beğenisinden kurtarmak. Başkalarının onay ihtiyacından kurtarmak. Başarılı olup kendini ispat etme tuzağından kurtarmak. Başkalarının seni yargılayacağından korkma tuzağından kurtulmak. Kendini birilerine ispat etme tuzağından kurtarmak. İslam niye gelmiş? Bizi boyunduruktan kurtarmak için gelmiş. Kölelikten kurtarmak için gelmiş. Ama dikkat edin. Bilal-i Habeşi taşların altında ezilse de kölelikten kurtulmuştu. Kölelik zannettiğiniz gibi işte
Afrika'daki birilerinin zahiren yaşadığı bir şey değil. Kölelik bizim içimizde olan bir şey. Kim diyor Kur'an-ı Kerim'de, kim o boyunduruğu çözecek? O boyunduruğu kim çözmek ister? Kur'an'ın bize önerdiği şey budur. Kim boyunduruğundan kurtulmak istiyor? Kim korkuların ve arzuların boyunduruğundan kurtulmak istiyor? Kim onlardan özgürleşmek istiyor? İşte kutsal metin aslında bize bunları hatırlatıyor. İnsanlar seni anlamış, anlamamış, sevmiş, sevmemiş. Bu onlara ait bir şey. Sen kendi kalbindeki sevgiyle, merhametle, anlayışla, hoşgörüyle, şefkatle, sorumluluk duygusuyla yaşa. Başkasının tavrı seni niye bu kadar ilgilendiriyor ve meşgul ediyor? Neden? Çünkü içinde bir sahtekar barındırıyorsun da o yüzden. Hani derler ya, hırsız içeriden olunca kilit dayanır mı? Dayanmaz. Hırsız içeride çünkü. Bir hırsız senin enerjini tüketiyor. Bir hırsız seni mutsuz ediyor. Bir hırsız seni katılaştırıyor. Seni agresif hale getiriyor. Bir hırsız seni mutsuz ediyor. Sana sürekli mutsuzluk pompalıyor. Sen de bu hayatta ne becerdin ki, neyi yapabildin ki diyor, neyi başarabildin ki diyor. Veya ben burayı bitirdim, şurayı okudum. Birilerine bunu bir de ispat etmen gerekiyor. Yani çok kötü bir kölelik bu. Yani bir şey yapman da yetmiyor. Birilerine onu göstermen gerekiyor. Yani modern psikoloji diyor ya, insan ötekiyle vardır. Mükemmel bir tuzak yani. Mükemmel bir kölelik. Modern ve mükemmel bir kölelik. İnsan ötekiyle vardır. Yazdıklarını kimse okumayacaksa ne kıymeti var? Bildiklerini kimse dinlemeyecekse ne kıymeti var? Bildiklerini paraya dönüştüremeyeceksen ne kıymeti var? Biliyorsun da ne oluyor? Bak senin onda birini bilenler malı götürmüş. Sen hiçbir şey yapamıyorsun. Bütün bunları kim söylüyor? İçerideki zalim söylüyor. İçerideki üçkağıtçı söylüyor. Peki sen bunu keşfetmezsen ne olur? Bunu kendinin söylediğini zannedersin. Ve dersin ki ne bileyim içimden öyle geliyor. Ben de sana diyorum ki çok kısa, içine nereden geliyor diyorum. İçinden öyle geliyor da o içine ne zaman girdi? İçine nereden geldi? İçinden niye böyle bir şey çıkıyor? Hani bazen bazı hastalıklar var dediğim gibi gözünden kurtçuk çıkar. Vardır öyle küçük minnacık göz kurtçukları vardır. Şey mi diyorsun? İçimden geliyor. O benim canım kurtçuğum mu diyorsun? O bana ait mi diyorsun? Niye arkadaşlar içimizden gelenleri niye sorgulamıyoruz ki? Sanki böyle içimizden gelince kutsal bir yerden geliyor gibi görünüyor. Peki kutsal metin ne diyor? Bakın kutsal metin içindekileri dinleme demiyor. Nefsini temizle, ondan sonra içini dinleyebilirsin diyor. Bizim önce bir temizliğe ihtiyacımız var ki temizlendikten sonra içimizi dinleyebiliriz. Ama şu an ben içimi sorgusuz sualsiz dinlersem ne olur? İçime kaçmış olan birçok sahtekar benliği kendimmiş zannederim. Benim en çok sorduğum soru şudur. Biri bir şey dediği zaman bunu kim söylüyor diyorum. Afallıyor önce kişi, hani bu literatürü bilmediğinde. Ben diyor, kim olacak diyor. Ben de diyor, hangi ben? Bunu niye soruyoruz? Çünkü içimizi temizlemek zorundayız. İçini temizlemeden içinden geleni sorgusuz sualsiz kabul edersen hiçbir zaman yol alamazsın. Ama içini temizlediğinde o zaman içinden gelen vicdanın sesidir.
içinden gelen fıtratın sesidir. Ama sen öyle bir dünyada yaşıyorsun ki dikkat et. Hani eskiden hani 100 sene önce köylük ortamda ne duyardın ne görürdün belli sınırlı. Şu an hele 2000'den sonra doğmuşsan eline de daha 2 yaşında tablet verilmişse sen nelerle karşılaşıyorsun? Sadece o mu? Etraftan birçok şey duydun. Birçok şey ile karşı karşıya kaldın. Ve hepsine veya bir kısmına inandın. Peki bunlar doğru mu acaba? Bunları gözden geçirmeye ihtiyacın yok mu? Bunları irdelemek gerekmiyor mu? Yoksa şunu mu diyeceğiz? Ya benim şu an içim neyse ne yani? Artısıyla eksisiyle ben kendimi böyle kabul ediyorum mu diyeceğim? Peki kutsal metin niye nefsinizi temizleyin diyor? Bakın nefsiniz kötü olduğu için değil. Nefsiniz kötü şeylerle etkileşim içine girip etkilendiği için temizlik yapmak zorundasınız. O temizliği yaptığınızda arı duru hale gelirsiniz. Ama içinizde o kadar çok sahtekar benlikler var ki acımayana acımayacaksından tutun, kötüler kazanıyordan tutun, işte insan mutlaka sevilmeye ihtiyaç duyuyor. Sevilmediğin zaman mutlu olamıyorsun. Başarılı olamadığında mutlu olamazsın. Kendini ispat etmezsen mutlu olamazsın. Bir şeyler bilip kendini bu insanlık pazarında bir satman gerekir. Ben de bunu biliyorum diye bir şey atman gerekir ortaya diyen o kadar çok benlik var ki sen bunlarla hiç hesaplaşmadan, bunlardan temizlenmeden nasıl yaşamayı kabul edebiliyorsun ki? Kendine zulmettiğinin farkında değilsin. İşte o yüzden Kur'an uyarıyor. Ey kendi nefislerine zulmeden kullarım, benim rahmetimden ümit kesmeyiniz. Yani bu şu demek aynı zamanda. İçinizde bir şeylerin sahte, aldatıcı, kötü, zararlı olduğunuzu gördüğünüzde ona ben demeyin, ben kötüyüm demeyin. Onlardan arının. Çünkü ben kötü değildir. O ilahi bir ikramdır. Ben bilinci Allah'ın bir lütfudur. Yaratılışı anlaman için. Çünkü ben bilinci kainatın sırlarını keşfetmeni sağlayan bir anahtardır aynı zamanda. Ama hangi ben? Arınmış olan ben. Temizlenmiş olan ben. Yoksa içinizde öyle sahte benlikler var ki mesela bazen birilerinin mutlu olmasından gıcık kapıyor. Çünkü ben mutlu değilim diyor. Geçen bir arkadaş vardı. Ya dedim insanları bazen şöyle şöyle yapıp rahatsız etmemek lazım. Abi dedi ben dedi insanları rahatsız etmek için bunu yapıyorum. Neden? Çünkü kendince birileri onu rahatsız etmiş. O da başkalarından bunun bedelini almaya çalışıyor. Bu o insanı kötü mü yapar? Aslında o insan kötü değil. Ama içine kötü bir şey kaçmış. İşte içinize kaçan o şeyleri çıkarmamız gerekiyor. Bakın bunun biyolojik olarak yansıması nedir? Bir tanesi mesela midenize bozuk bir şey alırsanız mideniz onu çıkarır değil mi? Kanınıza karışmışsa böbrek çıkarır. Bakın dikkat edin biyolojik mekanizmamızda bir temizlik sistemi var değil mi? Mesela böbreği olmayan en fazla bir hafta yaşıyor. Peki o zaman ben size sorayım. Eğer nefsinizi temizlemezseniz ne kadar yaşayabilirsiniz? Yaşadığınız hayat yaşam adını alabilir mi? Biz yaşamıyoruz. Gerçekten yaşamak için nefsimizi temizlemeye ihtiyacımız var. O yüzden temel prensip içinizdeki
sahtelikleri fark etmek ve onlardan sakince ayrışmak. Kimseyle kavga etmeden, kimseyi suçlamadan, bir şey kaybettiğimizi düşünmeden, diyelim gelmişsin 60 yaşına, hiç fark etmez. Neden? Çünkü gerçek kendinin yaşı yok. O yüzden. Gerçek kendinin yaşı olmadığı için geç kaldım diye bir kavram da yok. Size geç kaldım diyen de sahtekar. Mesela peygamber hiçbir kimseye geç kaldım diyor mu? Demiyor. Ama bak sen kendine geç kaldığını söylüyorsun. Hatta benim böyle rastladığım bazı gençler var. Böyle 18-20 yaşında böyle bir geç kalmışlık egosuyla kendi kendine zulmediyor. Geç kaldım, geç kaldım. 25 yaşına gelmiş, geç kaldım. 35 yaşına geleni görüyorsun, geç kaldım. 45'i görüyorsun, geç kaldım. Ya herkes aynı zehirle bu kadar yaygın bir şekilde nasıl zehirleniyor? Nasıl zehirleniyoruz? Çünkü birileri bize sürekli çabuk, hızlı, az ömrün var, geç kaldın diyor. Sen de bunu yutuyorsun. Sen de bu üçkağıtçılığa gönüllüce maruz kalıyorsun ve kabul ediyorsun. Kardeşim yok, ben geç kalmadım. Hiç kimse geç kalmıyor. Şu an nefes alıp veriyorsan geç kalmış sayılmazsın. Geç kalmak diye bir kavram yoktur. İşte bunun gibi adım adım acele etmeden fark ederek arınmaya ihtiyacımız var. Arındığımızda zulüm bitecek. O yüzden zulüm ne Amerikan zulmüdür, ne İsrail zulmüdür, ne odur ne budur. Onlar dışsal zulümlerdir. Gerçek zulüm içimizdedir. Gerçek zalim içeridedir. O yüzden peygamber her zaman buna işaret etmiştir. Gerçek zalim içindedir. Dıştaki zalimler seni öldürmeye çalışsa da, hatta öldürseler de sen bir şey kaybetmiş sayılmazsın. İspat mı arıyorsun? Habil Kabil kıssasına bak. Habil ne diyor? Sen beni öldürmek için elini kaldıracak olsan ben elimi kaldıracak değilim diyor. Bu neyi anlatıyor? Bu pasif olmayı anlatmıyor. Ezik olmayı anlatmıyor. Bu şunu anlatıyor. Sen kendi hakikatini idrak eden bir insan isen hiç kimse sana hakikatte zulmedemez. Onun yaptığı zulüm zahiri olarak kalır. Sen hiçbir şey kaybetmezsin. Bakın bu çok önemli bir şeydir. Biz birilerinin bize zulmedeceğini zannediyoruz. Birilerinin yapacağı zulüm zahiri bir zulümdür. Bir bilgenin dediği gibi bir insan gelip başıma ateş etse bedeni bırakır giderim. Kalanını kendisi düşünsün. Habil öyle demiyor mu? Hem kendi günahını hem benim varlık ve fıtratıma karşı işlediğin günahı kendi sırtına yüklüyorsun diyor. Ben asıl diyor sana üzülüyorum diyor. Peki şunu düşünün. Biz bunu şu anda söyleyebilecek durumda mıyız? Cevap hayır. Peki niye? Bu cevabı bize verdirmeyen kim? Niye biz böyle bir özgür bir yerden cevap veremiyoruz? Peki Habil'in tarafında mısın? Yani taraf girlik anlamında demiyorum bunu. Yani Habil'in bilinç düzeyinde misin? Kabil'in mi? Eğer ben Habil'in bilinç düzeyindeysem dıştaki hiçbir zulümden korkmam. Asıl içeride bir zulüm var mı ona dikkat ederim. Ama dikkat edin, hepimizin dikkati dışarıda. Hepimizin dikkati dışarıda. Kim dikkatimizi hep dışarıya veriyor? Ve kim içeriden bizi mahrum bırakmaya çalışıyor? Kim içi gözlemlememizi engelliyor? Tam içine bakacaksın. Instagram, Facebook,
bir sürü hikaye. Tam içine bir gözlemde bulunacaksın, sana bir hikaye üretiyor. Ya sonra bakarız, şimdi televizyon. Dur şu arkadaşı arayayım. Ya bir dur, içeride büyük üçkağıtçı var. Sana arkadaşlık yapanlar var, onları keşfetsene. Ama kötü arkadaşlar var. O kötü arkadaşları bulman lazım. Onları bulursan ve Allah'ın inayetiyle, ki Allah sana yardım edeceğini söylüyor, Allah'ın inayetiyle onları bırakırsan, işte o zaman özgür olmuş olursun. O zaman zulümden kurtulursun. Yoksa dışta, dikkat edin, ben her zaman bunu hatırlatıyorum, siz de kendinize hatırlatın. Peygamber 13 sene Mekke'deki zulümden dert yanmış mı acaba? Yani sürekli Mekkeliler bize zulmediyor, Mekkeliler bize zulmediyor demiş mi? Hatta bazı Müslümanlar gelmiş, ya Resulallah dua et, bu zulüm çok büyüdü demiş. Peygamber demiş ki siz acele ediyorsunuz. Siz acele ediyorsunuz. Neden böyle demiş? Peygamber yapılan dıştaki zulmü görmüyor mu? Görüyor. Onun asıl mevzusu ne? İçerideki zalimden sizi kurtarmak. İçerideki zalimden kurtulduğunuz zaman felaha ermiş olursunuz. O zaman özgürlük, gerçek özgürlük. İstediğini yapma tutsaklığı değil. Sana hiçbir şey baskı ve tahakküm etmediği zaman sen özgürsün. Hiçbir arzunun ve korkunun nesnesi olmadığın zaman sen özgürsün. İnsanlar bakıyorsunuz ben özgürüm diyor. Ama beğenilme arzusu var. Sevilmeme korkusu var. Yalnız kalma korkusu var. Anlaşılmama korkusu var. Bir şey yapıyor, sürekli Instagram'a bakıyor. Kaç onay almış. Hani sen özgürdün? Ne özgürlüğü bu? Yazdığın bir kitap kaç satıyor? Söylediğin bir şarkı ne kadar dinleniyor? Sen bunların kutsalısın. Ama sana da çok güzel bir şarkı verilmiş. Ben özgürüm. Ben istediğimi yaparım. Mükemmel zulüm. Yani zulmü şapka çıkartılacak derecesidir bu arkadaşlar aslında. Yani bir insan tutsak, her yönüyle tutsak ve ben özgürüm diyor. Ve buna da inanıyor. Mükemmel bir zulüm ve kölelik örneği. İşte şeytanın saltanatı budur. O yüzden şeytan Allah'la savaşamayacağını bildiği için insanla savaşmayı tercih etmiştir. Allah da şeytana bu izni vermiştir ama insana da manevi silahlar vermiştir. Ona dikkat et demiştir. Eğer sen ihlas sahibi olursan, benim ihlasa erdirdiğim kullardan olursan, şeytanın senin üzerinde en küçük bir etkisi olmayacaktır. Ama bu böyle söylem atarak değil, bu sloganlarla değil, hakikaten ihlasa erdirdiği bir kul olacaksın. Dünyada bütün insanlar senden nefret etse veya bütün insanlar seni sevse, senin için bir olacak. O zaman sen ihlasa ermişsin demektir. Dünyada herkes sana küfretse, herkes sana taş atsa, ertesi gün herkes sana gül atsa, senin nazarında bir farkı olmadığı zaman sen ihlasa ermiş birisin. O zaman şeytanın senin üzerinde bir etkisi yoktur. O zaman işte insan, gerçek insan olmanın şerefini, izzetini idrak etmiş olur. Ve bunu hiç kimseye ispat etmesi de gerekmez. Teşekkür ederim.